Evet, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, doçent doktor Aydın Arslan bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. İyi demek adet olmuş. Gerçekten çok bir yıldır çok zorlu süreçlerden geçiyoruz değil evet. mi? Hekim olarak size de bunun yansımaları oldu mu? Kesinlikle oldu. Bu özellikle e, geçen Mart ayından beri. E, korona hastalığından dolayı e, gerçekten e, çok sıkıntılı zamanlar geçiriyoruz. Ülkece sıkıntılı zamanlar geçiriyoruz. Biz hekimler e, daha farklı sıkıntılar geçiriyoruz ama evlerinde olup e, bazı tedavileri hastanelerden korktukları için yaptıramayan hastalarımız da çok yoğunlukta. Onlar için biraz daha böyle e, çok büyük cerrahiler olmadan ameliyatsız yöntemlerle son zamanlarda daha çok tedavi uygulamaya başladık. Hı hı. Çünkü bu dönemlerde insanlar kendilerini Ameliyat riskine stresini atmak istemedikleri için biz de biraz tedavi şekillerimizi e, ameliyatsız şekilde ağrıları azaltacak şekilde ya da önleyici şekilde değiştirmeye başladık. Başladınız. Ameliyat olduğu zaman tabii ki şöyle bir şey oluyor. Ee, uzun sürelerle hastanelerde durmak gerekiyor değil mi? Ne de olsa bir cerrahi operasyon başlangıcında hazırlık sonrasında belki bir yatış süreci. Bunun üstüne üstlük bir de tabii ameliyat dediğimizde bir korkutuculuğu da var. Evet. E, tabii aslında e, yani belirli tahliller yapıldıktan sonra hastaların risk analizleri yapıldıktan sonra hı hı. cerrahiden korkmamak lazım ama e, tabii bazı cerrahiler e, mesela ortopedi alanında yapılan cerrahiler diz protezi, kalça protezi cerrahileri, bel ameliyatları tabii nispeten büyük e, ameliyatlar sınıfına girdikleri için bu ameliyatlardan önce hastanın çok iyi değerlendirilmesi lazım. Bütün tetkiklerinin yapılıp risk analizinin yapılması lazım. Ameliyat riski belirlendikten sonra cerrahiye geçmek lazım. Bir de tabii son dönemlerde oluşan malum durum korona hastalığından dolayı hastanelerde yoğunluklu olarak koronalı hastalar şu anda da tabii çok yoğun şekilde tedavi ediliyor. O nedenle şu dönemlerde çok büyük risk oluşturan ameliyatları mümkün olduğunca biz de hastalarımıza Erteliyor evet musunuz? erteliyoruz, önermiyoruz ya da alternatif yöntemlerle gitmek. Evet belki. Alternatif, alternatif yöntemlerle gitmeyi tercih ediyoruz açıkçası. Tercih ediyorsunuz. Şöyle tabii ki şimdi ameliyatsız yöntem için de bu yönteme başvurmak için de tecrübe gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Sonuç olarak. Kesinlikle. Size gelen Kesinlikle. hasta. Kesinlikle. Çünkü evet. hasta seçimi çok önemli. Hı hı. Hangi tedavinin hangi hasta için uygun olduğunu belirlemek. Asıl işin püf noktası orada. Çünkü hastalıkların dereceleri birbirinden farklı olabilir. Bazı hastalıklar birlikte bulunabilir hastalarda. İlk hastalıkları olabilir. Hastanın yaşı çok önemli. Bazen ameliyat yapmadan gerçekten hastayı iyileştirmek mümkün olmayabilir. Bunların ayrımının yapılması çok önemli. Evet. Şimdi kireçlenme dedim ben programımızın girişinde. Kireçlenmeden bahsedelim mi? Çünkü herhalde 40 yaş ve üstü belki öncesinde de deformasyona bağlı olabilir kireçlenme. Bilemiyorum sizden dinleyelim şimdi. Çok önemli bir rahatsızlık. Evet. Kireçlenme nedirle başlayalım. Sonra tüm detaylarını soracağım zaten size evet. tedavisini ve nasıl önüne geçebiliriz evet. bu hastalığın ee, gibi. Kireçlenme dendiğinde sizin de aklınızda belki böyle bir kireç birikmesi gibi bir şeyler evet, falan oluşuyor değil tabii mi? Ki. Evet. Aslında biz ona tıbbi olarak o şekilde bakmıyoruz. Zaten kireçlenme genel bir tanım. Kireçlenme aslında yaşla birlikte dokunun yıpranması demek. Hı hı. Öyle algılamak lazım. En çok diz ekleminde, kalça ekleminde, bel ekleminde gördüğümüz için kireçlenme hastalığı dendiğinde hastalarımızın aklına tabii kalça eklemi, diz eklemi ve bel eklemi gelmekte. Tabii çok fazla bölgede, çok farklı şekillerde kireçlenmeler oluşabiliyor. Bir tendonun yapışma yerinde bile bir kireçlenme oluşabiliyor. Kas üstünde oluşabiliyor. Kireçlenme aslında genel bir tanım. Kireçlenme nedir peki? Neyin rahatsızlığıdır? Şunu biliyoruz ağrı yapıyor, örneğin dizde kireçlenme olduğu zaman hareket güçlüğüne sebep oluyor, ağrılar getiriyor devamında falan. E, nedir peki bu hastalık? Mesela örnek olarak verelim diz eklemi için kireçlenme nedir? Diz eklemindeki eklem kıkırdağının, menisküslerin, eklem çevresindeki bağların ilerleyen yaş, genetik faktörler, geçirilmiş travmalar, bazı hastalıklar nedeniyle yıpranması, zedelenmesi ve işlevsiz hale gelmesi demek aslında. İşlevsiz hale gelmesi evet. demek. Kireçlenmeye neler sebep oluyor? Kireçlenmenin sebepleri genellikle e, burada genetik faktörler çok önemli. Bazen 80 yaşında 90 yaşında hastalar görüyoruz ama kireçlenme bulguları bu hastalarda olmayabiliyor. Bunun nedeni genetik faktörler. Eğer sizin atalarınızda ailenizde diz ağrısı bel ağrısı kalça ağrısı çekenler varsa bu konuda dikkatli olmak lazım. Hı hı. Genetik faktörler çok önemli. Onun dışında yaşın ilerlemesi bazen genetik bir e, aktarım olmasa bile ilerleyen yaşla birlikte oluşabiliyor. Kilo çok önemli bir faktör. Hı hı. Yapılan iş mesela hayatı boyunca e, çok ağır ve zor işlerde çalışmış, çok ağır yüklerin altına girmiş kişilerde biz kireçlenmeyi daha çok görüyoruz. Onun dışında bazı travmalar, mesela düşmeler, çarpmalar basit düşmelerde bile oluşabilir. Genç yaşta geçirdiğimiz bir kaza, diz ekleminde, kalça ekleminde o zamandan başlayan bir zedelenme belki ilerleyen yaşlarda kireçlenme olarak karşımıza çıkabilir. Çıkabilir. Bazı hastalıklar da var. Romatizmal hastalıklar özellikle, bazı metabolik hastalıklar eklemlerde kireçlenmeye neden olur. Evet bu arada izleyicilerimizi hatırlatmak istiyorum. Efendim doçent doktor Ayhan Arslan bizimle birlikte ortopedi ve Aydın Arslan bizimle birlikte ortopedi ve travmatoloji uzmanı kireçlenme ve kireçlenmeye bağlı diğer rahatsızlıklar ozon tedavisi kök hücre PRP aklınıza ne geliyorsa kireçlenme ile ilgili ve ortopedi alanında hepsini sorabilirsiniz. WhatsApp iletişim hattımız ara ara ekranımızın altında olacak. Ben de memnuniyetle hocamıza soracağım. Şimdi şunu soracağım size. Kireçlenme nasıl teşhis edilir diyeceğim. Ama bunu daha net anlayabilmek için bir barkovizyon hazırlamış arkadaşlarımız. Evet. Onun üzerinden göstermek ister misiniz? Tabii ki. Buyurun. Tabii ki. Şimdi e, bu sağ taraftaki eklem aslında e, bir diz röntgeni. E, normalde diz ekleminin görüntüsü bu. E, kireçlenmede bizim en çok e, gördüğümüz bulgu e, ağrı. Hasta genelde bize ağrıyla başvuruyor. Ben şöyle geçeyim. E, ve... E, zaman ilerledikçe eğer bu kreşlenme rahatsızlığı doğru şekilde tedavi edilmezse e, çok net bir şekilde diğer e, röntgen görüntüsünde görüldüğü gibi eklem yüzlerinde çok ciddi bozulmalara yol açabiliyor. Hı hı. E, böyle bir durumda e, ki hastanın diz ekleminde e, çok ciddi hareket kısıtlığı, hatta gece uykudan uyandıran ağrı, yürüyememe gibi şikayetler oluyor. Hı hı. Şimdi e, bu e, tamamıyla normal olan diz görüntüsü bu da artık son aşamaya gelmiş bir diz kireçlenme görüntüsü ama Hastalığı biz genelde şu aşamadan bir miktar daha önce önceden görüyoruz. Hastalar bize geldiklerinde hı hı. E, eklemlerinde ağrı ve hareket kısıtlılığı şikayetiyle geliyorlar genelde. İyi bir fizik muayene ile hastanın öyküsü gibi bir şekilde alındıktan sonra aslında genelde bu kireçlenmenin teşhisi herhangi bir tahlil yapılmadan, tetkik yapılmadan konulabiliyor. Biz bu röntgen her e, hastada çekilmez mi? Gerek duymaz e, mısınız yani? Eh, gelen hastalarda biz röntgen çekiyoruz. Eklemin durumunu görmek için. Hı hı. Kireçlenme hastalığı var tanısını hastanın fizik muayenesiyle hı hı. ve hastanın anlattıklarıyla anlayabiliriz. Hı hı. Hastanın çekilen röntgenlerinde eğer böyle bir görüntü varsa tabii bu artık son aşamaya gelmiş. Bunu ameliyatsız bir şekilde tedavi etmek mümkün değil. Bu nedenle hastalar eğer diz ekleminde, kalça ekleminde, bel ekleminde... Ya da vücuttaki herhangi bir bölgede eklem ağrısı şikayeti yaşadıklarında erken teşhis ve tedavi çok önemli olduğundan bir an önce bir uzman hekime başvurmalarını öneriyoruz. Erken teşhis dedik ya, şimdi izleyicilerimiz için aydınlatıcı olmasını istiyorum. Şöyle, hangi aşamada doktora gitmeli? Diyelim dizimizi ağrıdı ve bir iki gün sürdü. Hemen doktora gidip e, danışmalı mıyız? Yoksa ne yapmalıyız? yani Nedir size getiren hastalara evet. Hangi aşamada gelmeliyiz? Şimdi buna şöyle bakmak lazım. E, dizinizde bir ağrı oluştu. Eğer bu oluşan ağrının nedenini siz tahmin edebiliyorsanız, mesela iki gün önce bir halı sağmaçı yaptınız, biraz fazla koştunuz ya da ters bir hareket yaptınız. Dizinizde sizi rahatsız eden bir ağrı var. Bence biraz takip etmek lazım ağrıyı. Hı -hı. Eğer ağrının şiddeti e, günden güne artıyorsa, bir iki gün içerisinde ağrıda hafifleme, azalma olmuyorsa tabii ki bir hekime başvurmak lazım ama Anlık bir şekilde dizinize giren bir ağrı ile hemen hekime gitmek tabii ki doğru bir davranış olmaz. O zaman hastaneler sürekli hastalarla dolar taşar. Kendinizi biraz takip etmek lazım. Eğer şikayetleriniz azalıyorsa kendi alacağınız basit önlemlerle. E, ağrınızı giderebilirsiniz. Belki hı hı. bir e, istirahat süreci olabilir. Dinlenme olabilir. E, Ağrı kesiciler olabilir. Bir iki gün kullanılabilir. Soğuk pres, mi? Soğuk sıcak kompres mi? kompresler kompres olabilir. Hı hı. E, bazı germe egzersizleriyle de eklemler rahatlatılabiliyor. Ama baktığınız şikayetiniz ilerliyor. Herhangi bir e, işte azalma yok şikayetinizde. O zaman tabii mutlaka bir uzman hekime başvurmanız Başvurmak lazım. Başvurmak gerekiyor. Evet. evet. Buyurun isterseniz oturalım. Hı hı. Böyle. Bir de şunu hep karıştırırız şöyle mesela diyelim vücudumuzda bir ağrı var bu eklem ağrısı olabilir dirseğimizde dizimizde belimizde olabilir. Böyle hangi birime gitsek acaba dahiliyeye mi gitsek nereye gitsek diye hep bir kafa karışıklığı olur. Ama bizim bu programlarımızla ve tabii ki artık internette de okuyor okuyor artık hepimiz her şeyi öğreniyoruz değil mi? Evet. Çünkü mesela dizimiz ağrı ya da kalçamız ağrı belimiz ağrı dahiliyeye giderdik önceden şimdi daha farklı? İnsanlar daha mı bilinçli? Şimdi yani? tabii ülkemizde aile hekimliği sistemi var. Hı hı. O nedenle e, aile sağlık, hekimliği tabii. De birazcık yön belirleyici tabii. olduğunu yani yani sizin Eğer bir şikayetiniz varsa ilk önce sizinle ilgilenen aile hekiminize başvurmanızı e, tercih ederiz. Çünkü kendi başınıza bazen e, bir bölgenizde ağrı hissettiğinizde, mesela sırtınızda ağrı hissettiğinizde ortopediste gidebilirsiniz ama sırt ağrısının bazen nedeni safra kesesi olabilir. Karaciğer olabilir. O nedenle bu konuların hepsi hakkında yeterince bilgisi olan aile hekimlerine başvurursanız aile hekimi sizi daha kolay bir şekilde yönlendirecektir. Belki de çok basit bir müdahale ile uzman hekimi meşgul etmeden tedavinizi de olabileceksiniz. Olabileceksiniz. Bu da bir kolaylık. Evet. Sorularıma devam edeceğim ama WhatsApp'tan çok fazla soru var. Ben bir tanesini izninizle sormak istiyorum size. İzleyicimiz der ki 62 yaşındayım diz ağrılarına dayanamıyorum. Artık doktora gitsin, protez ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Ama şu anda koronadan dolayı ameliyat olmak istemiyorum. Ne yapabilirim diye sorar. Evet çok zor bir durum. Şu an çok fazla karşılaştığımız bir durum. Geçici olarak bu hastaların ağrılarını azaltmak mümkün. 62 yaşında çok ileri disk kireçlenmesi var. Gece uykudan uyandıran ağrısı var. Zaten hastamız kendisi bize diz protezinin ameliyat kriterlerini söylemiş. Ya yani bazen hasta kendisi söylüyor. Yani bunları hı hı. söylediği zaman diyoruz ki sizin protez ameliyatı olmanız lazım. Başka türlü biz sizin ağrınızı tam anlamıyla geçiremeyebiliriz ama Şimdi böyle bir durumda bazen başka hastalıklar nedeniyle de hastalarımız ameliyat olamıyor. Yani sadece korona için değil. Bazen bunlar için sosyo sosyal e, e, alanlar, yani bir sürü sebep olabiliyor. Ne bileyim geliyor işte diyor ki ben çocuğuma bakacağım işte oğlum Almanya'dan gelecek falan öyle şeyler oluyor. O nedenle biz bu tür durumlarda ağrıyı geçici olarak Azaltmak için bazı tedaviler uyguluyoruz. Tedavilerden evet, bahsedelim evet. mi? Evet, bahsedelim. Ameliyatsız yani kireçlenme tedavisini genel olarak anlatalım. Tabii sırayla. ki. Ameliyatsız tedavi yöntemleri var. Biz ameliyatsız tedavilerde ilk olarak hastayı değerlendirdikten sonra mümkünse hastaya dokunmadan tedavi yapmayı tercih ediyoruz. Belki bir miktar eklem istirahat alınabilir. Dediğiniz gibi sıcak soğuk kompresler, fizik tedavi, egzersiz uygulamaları, ilaç destekleri olabilir. Çok güzel bitkisel ürünler var. içeriğinde kıkırdak yapıcı maddeler olan onları bazen kullanıyoruz. Hastalara çok fazla dokunmadan bakıyoruz, izliyoruz. Eğer ağrıda azalma varsa bu şekilde takip ediyoruz ama eğer hastanın ağrısı devam ediyorsa tabii o zaman bir tık daha böyle bir aşama farklı tedavilere geçmek gerekebiliyor. Çokça duyarsınız PRP tedavisi. Evet. Özellikle bu cilt için, güzellik için evet. kullanırlar. PRP tedavisi yapabiliyoruz. Prolaterapi tedavisi yapabiliyoruz. Eklem içine uyguladığımız bazı enjeksiyonlar var. Hyaluronik asit enjeksiyonu. Bu horozibi derler. O daha çok yaygındır halk dilinde. Hyaluronik asit enjeksiyonu yapabiliriz hastalara. Onun dışında bu son dönemlerde çok duyuyoruz kök hücre tedavileri eklem içerisine uygulayabiliriz. Fizik tedavi uygulamalarını bu e, tedavilerle birlikte yaptığımızda ameliyat olması gereken hastalarda bile ameliyatsız şekilde ağrıda biz azalma görebiliyoruz ve yaşam konforunda hastanın artma sağlayabiliyoruz. Evet. Bir canlı bağlantımız olacak. Tabii şimdi ki. yönetmenimiz söylüyor. Simge Yıldırım hattımızda İstanbul'dan bağlanacak. Alo? Alo. Bağlanacak. Simli <laughs> evet, Hanım. Bekliyoruz şu anda. Sorun var mı şu anda? Bağlayamıyorlar. Biz devam tamam, bekleriz. edelim. bekleriz. <laughs> Tedavileri tek tek anlattık ya. Evet. Bunları ben birazcık detaylandıralım istiyorum. Evet. Mesela PRP tedavisi dedik. Bunu cilde uygulandığını biliyoruz. Gençleştirdiğini, evet. e, faydalı olduğunu. Peki bu kireçlenmede nasıl bir etkisi var ve nasıl uygulanıyor PRP? PRP trombositten zengin sıvı demek. Aslında bizim vücudumuzun içerisinde, kan damarlarımızın içerisinde bizim potansiyelimiz dolaşıyor. E, kanlanmanın çok iyi olmadığı yerlerde zaten kireçlenme hastalığını görüyoruz biz. Kanın içerisindeki o potansiyeli alıp İyileşmeyen bölgeye enjeksiyon yöntemiyle enjekte ediyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Hastadan yaklaşık 20-30 cc, 20-30 mililitre bir enjektör kadar kan alıyoruz. Bunu şöyle gösterebilir miyim? Tabii ki. Evet, bu kan olduğunu düşünürsek. Bunu özel bir yöntemle santrifüj cihazında belli bir devirde çevirerek ayrıştırabiliyoruz. Bunun içerisinde o potansiyel dediğim faktörler var. Kişinin kendi kanını evet. aldınız şimdi evet, bu evet. kan. Evet. Evet. trombositler Hı -hı. içerisinde iyileştirme e, potansiyeli barındıran faktörler taşıyorlar. Hı -hı. Zaten vücudumuzda da birimizde zedelenme olduğunda bu trombosit evet. hücreleri gidip orayı tamir etmeye başlıyorlar. Hı -hı. Biz bunları konsantre bir şekilde santrifüj işleminden geçirdikten sonra e, hazırladığımız kanın ...şekli bu oluyor. Üst taraftaki tabaka... ...bu üst taraftaki tabaka... ...gördüğünüz gibi daha açık renkli. Alt taraftaki tabaka... ...daha kırmızı. Hı hı. Üst taraftaki... ...tabakanın kırmızı tabaka ile ...birleştiği yerde trombositler çok zengin... ...şekilde birikmiş oluyor. Biz onları enjektör yardımıyla alıp... ...bu bölgeden hastanın... ...ZDNM bölgesine direkt olarak enjekte ediyoruz. Burada yapmaya çalıştığımız şey... ...az önce de bahsettiğim gibi... ...hastanın kendi vücudunda bulunan... ...iyileştirme potansiyelini... Toparlayıp alıp konsantre edip onu zedelenen bölgeye uygulamaktır. Evet, PRP tedavisi budur. Cilt için de budur. Eklemler için de budur. Bütün dokularda aynı şekilde etki gösterir. Etki var mıdır PRP tedavisinin? PRP tedavisinde hastanın kendi kanı kullanıldığı için, hı hı. kendi dokuları kullanıldığı için herhangi bir yan etki genellikle görmüyoruz. En kötü ihtimalle ağrı azalmaz o zaman Bu öyle yani mi? Yani ağrıda e, yüz yani yüksek oranda azalma görüyoruz hastalarda. Peki diyelim ki bağışıklık sistemi rahatsızlığı olan bir kişi diyelim iltihaplı romatizması var. Evet. O kişiye de PRP yapılabilir mi? İltihaplı romatizması olan kişilerde PRP tedavisini genellikle çok fazla tercih etmiyoruz. Ben ee... Kendi kliniğimde bu hastalara kök hücre tedavisini daha çok uyguluyorum. Onun etkisi PRP tedavisine göre daha fazla oluyor. İltihaplı evet. romatizmada. Çünkü oradaki durum biraz daha farklı. İltihap romatizma bildiğiniz gibi bağışıklık sisteminin evet, bir hastalığı. Sistemi rahatsızlığı. Vücudun kendi hücreleri kıkırdak ve eklem dokularını tanımadığı için Orada bir harabiyet oluşturmaya başlıyor. PRP gibi uygulamalar bazen o bölgede ağrının artmasına neden olabiliyor. O nedenle kök hücre uygulaması ya da başka ilaç tedavileri var. Bu romatizmal hastalıkları özel ilaçlar. Onların uygulanması daha mantıklı olabilir. İzleyicim sattığımızda bununla ilgili evet. bir soru daha soracağım. Simge Yıldırım. Alo merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Neyra, iyi yayınlar diliyorum. Aydın hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Geçmiş olsun salmaydım hocam. Hocam dizimde ön çapraz bağ yatığı var. E, yürürken dizimi sabitleyemiyorum. Sanki boşluğa düşüyormuş gibi oluyorum. E, yürürken dizime güvenemiyorum hocam. Her an biz kapağım çıkacakmış gibi hissediyorum. E, bu yüzden fizik tedaviye başlamayı düşünüyorum. Çünkü işte, ameliyatsız tedavi istiyorum. Mümkün mü? Evet Simge Hanım. Evet. Şimdi hastanın bize söylediği şeyler çok önemli. Teşekkür ediyoruz izleyicimize. E, hastamız çok güzel aslında e, tarifliyor. Yani hastaları dinlersek gerçekten 2 3 cümlede hastalıklarını çok güzel tarif ediyorlar. İyi Mesela, bir dinleyici olmak evet, demek ki kesinlikle. iyi bir hekim Aynen. Ilk Hanım şartı. dedi ki ben e, dizimi sabitleyemiyorum yürürken işte e, boşluğa düşecekmiş gibi oluyor. Bun bunları söylediği zaman biz daha çok cerrahi yöntemleri aslında tercih ediyoruz. Bir de genç bir arkadaşımız aktif anladığım kadarıyla ses de çok genç geliyordu. 23 yaşındaydı herhalde. Hı hı, evet. Evet genç yaşta dizinde stabilite problemi yani gevşeklik oluşturan bir bağ yaralanması varsa hastanın ön çapraz yaralanması, bunun cerrahi olarak tedavi edilmesi lazım ama e, şu an acil midir bu? Yani yarın mı ameliyat etmeliyiz? Haftaya mı yapmalıyız? Bir ay sonra mı yapmalıyız? Yani bu şu anda yarın haftaya yap yapılmasa da olur bir ameliyattır. Bu ameliyat için e, Simge Hanım hazırlığını yapacak. E, kendini ona göre ayarlayacak ve ameliyat olacak. Ameliyat olduktan sonra e, sağlığına kavuşacak. Ama fizik tedavi yöntemleriyle nispeten bir miktar da olsa e, kaslardaki güçlenmeden dolayı e, hastalığının bulgularında hafifleme olabilir tabi. Ama ameliyat olması gerekir. Son çaresi evet. ameliyat olacak. E, yani onun tedavisi ameliyat. Evet. Anlattıklarından o şekilde anlaşılıyor. İhtap romatizma ile ilgili sizi bulmuşken bir şey daha soracağım. Evet. Çünkü romatizma ile ilgili çok da soru alıyoruz biz bu arada. Evet. Kireçlenme ile ilişkisini soracağım. Şöyle Romatizma var çünkü eklemleri tutuyor ya evet. iltihap, evet. kireçlenmeye sebep olur mu? Yani kireçlenme yaşını daha erkene çeker mi? Tabii ki zaten direkt olarak romatizmal hastalıklar kireçlenmenin sebebidir. Hı hı. Yani direkt kireçlenmenin sebebidir. Bu hastalıkların tedavisi biraz daha farklıdır. Normal şekilde oluşan kireçlenmeden biraz daha farklıdır. Çünkü orada bağışıklık sistemiyle ilgili bir rahatsızlık olduğu için farklı evet. tedaviler giriyor. Çünkü romat, romatizmal hastalıklarda romatizmayı baskılamak için, bağışıklık sistemini i̇laçlar. dengelemek için başka ilaçlar kullanılıyor. Eklem içerisinde bazen e, steroid gibi e, ilaçlar, iğneler, normal hastalarımıza uygulamadığımız tedavileri bazen e, romatizması olan hastalara uygulayabiliyoruz tabii ki. Evet yani farklı yani, şekilde, yani, tabii, şekilde tabii, tedavi ediliyor. Farklı. Proloterapi ile devam edelim mi? Onu da Tabii biraz ki. detaylandıralım. Tabii. Nasıl bir tedavi? Hangi hastalara uygulanabilir? Evet, proloterapi tedavisi eklem nerede varsa vücudumuzda uygulanabilen bir tedavi. Hı hı. Ben şimdi yine diz eklemi üzerinden onu anlatmak istiyorum çok aslında. Çok ben onun desteği alalım. Evet. Şimdi az önce Barkovizyon'da göstermiştik, hı hı. E, grafiği. Eklem yüzeyleri çok fazla bozulmuştu. O artık son aşamaya gelmişti. Biz e, diz ekleminde Son aşamaya gelmiş bir kireçlenmede proloterapi tedavisi yapamayız. Çünkü işe yaramaz. Neden? Eklem artık tamamıyla deform olmuş ama iş oraya kadar gitmediğinde henüz daha orta aşamada ya da evet. başlangıç aşamasında bir kireçlenme olduğunda eklem çevresindeki bağları güçlendirerek bu tedaviyle eklemin sıkılığını tekrardan oluşturabiliriz. Bizim aslında kireçlenme hastalığındaki neden sorunlarımızdan biri hı hı. eklem yüzeyindeki kıkırdaktaki problemle birlikte eklemin içerisinde oluşan gevşeme. Proloterapi bu eklemi mi sıkılaştıracak? Evet, yani evet. aslında erken teşhis önemli mi? Kesinlikle bu çok önemli. Yani daha doğrusu önemli tabii ki de erken teşhis olursa eğer tedavi süreci daha kolay oluyor değil mi? Kesinlikle daha kolay oluyor. Proloterapi tedavisi işte tam bu noktada Bazen diğer tedavilerle kombine edilebilir. Birlikte kullanılabilir. Eklem içi enjeksiyonlar, PRP, proloterapi bu tedavilerin hepsi birbiriyle kombine edilebilir. Ha, hastaya güzel. göre uygun bir kombinasyon yapılırsa da başarı şansı gerçekten çok yüksektir. Çok ilerlemiş direşlenmelerde bile. Proloterapi tedavisinde e, hastaya şekerli su dediğimiz bizim dextrose solüsyonu var. %5-10-15'lik formları var. Hastalara genelde serum olarak uyguluyoruz. Enjeksiyon yöntemiyle bağların köklerine yaptığımız bir enjeksiyondur bu aslında. Basitçe eklemin çevresinden eklemi sıkılaştırma işlemidir hı hı. ve gerçekten çok başarılı bir tedavi yöntemidir. Genelde 3-6 seans, bazen 8 seans uyguluyoruz hastalığın durumuna göre ve hastalarımız bu tedaviden çok memnun kalıyorlar. Evet. evet. Yani bu da gerçekten alternatif olarak güzel bir yöntem. Peki son dönemlerde en sık uyguladığınız hangisi? Az önce de bahsettiğim gibi şimdi Hastanın seçimi çok önemli tedavide. Eğer hasta kök hücre tedavisi olması gereken bir hastaysa, kök hücreyi biz ameliyathane koşullarında ya da bazen klinik koşullarında ekleme uyguladıktan sonra kök hücre işleminden sonra hastayı takip ederken bazen bu tedavileri kombine edebiliyoruz. Yani bu tedavilerin hepsi kombinasyon şeklinde kullanılıyor. Tek başına bir tedaviyi alıp bir hastaya uygulayıp senin tedavin budur şeklinde söylemiyoruz. Bu tedavilerin hangisinin hastaya daha iyi geleceğini, kıkırdağında mı bir problem var, menisküsünde mi bir sıkıntı var hastamızın, bağlarda mı bir problem var? Yani gerçek sıkıntısı neyse onu teşhis edip tedavi kombinasyonunu, tedavinin hangi e, tedavilerden ve kaç seans oluşacağını e, ancak hastayı çok iyi bir değerlendirdikten sonra karar verebiliyoruz. Hocam sizi birazcık geriye evet. alacağım. Evet. Tamam. Hem size belki daha rahat edersiniz. Biraz da kök hücreden bahsedelim mi? Tabii ki. Kök hücre aslında bizim vücudumuzda bütün dokularda var kök olan... Kök hücreyi romatizma hastalarında bu arada yapabiliyorsunuz. Tabii ki yapabiliyoruz. Tamam süper. Kök hücre aslında bizim e, vücudumuzda var. Bütün dokularda var aslında. Hı hı. Ve dokularda bir yerde zedelenme olduğunda aktive olup orayı iyileştirmeye çalışıyorlar. Ama yoğunlukla biz bu hücreyi karın yağlı doku ve kemik iliğinden elde ediyoruz. Karın yağlı doku ve kemik iliği kök hücrenin e, en yoğun bulunduğu yerler. Oradan aldığımız kök hücreyi yine özel cihazlarda ayrıştırıp hastanın zedelenen bölgesine enjekte ederek uyguluyoruz. Ama PRP tedavisine göre mesela çok çok daha yüksek iyileştirme potansiyeli olan bir tedavi kök hücre. Kök hücre tedavisi daha mı? Evet. Kök sonuç, hücre tedavisinin etkinliği bir tedavi biraz çünkü. daha yüksek. O biraz aslında hastanın yine şikayetiyle orantılı bir şey. Eklem kıkırdağında ya da menisküste, bağlarda ileri seviyede bir kireçlenme ya da bir ciddi bir rahatsızlık varsa ben kök hücreyi tercih ediyorum daha çok hastaya öneriyorum. Hı, hı. Ee, tabii eğer hasta kök hücre tedavisi olmuyorsa, olamıyorsa bir şekilde o zaman diğer tedavilerle devam ediyoruz. Peki kök hücre tedavisinin süresi nasıl ve mesela kaç seans gelmesi lazım? Hastaya kök göre hücre... değişir mi? Kök hücre seansları, kök hücre tedavisini genelde biz tek seans uyguluyoruz. Tek sean, evet. Hı hı. E bazen iki seans tercih ettiğimiz hastalar oluyor. Bazen farklı farklı seanslarda farklı bölgelerine uyguladığımız hastalarda olabiliyor. Olabiliyor. Evet. Ozon tedavisi diyeceğim evet. şimdi de. Bütün tedavi yöntemlerini <laughs> sizden detaylı alalım. <laughs> evet. Ozon Bulmuşken. tedavisi de aslında ozon bir gaz. O3 gazı. Hı hı. Soluduğumuz oksijenin, O2 halinin, O3 hali normalde... Ozon tedavisi de kireçlenme için... Kireçlenme için de uygulanan mekulonu. bir tedavi. Hı. Ama ozon tedavisinin kapsamı biraz daha geniş. Hı -hı. Daha e, çok uygulama alanı var. E, ozon tedavisi bizim bu e, atmosferde ozon tabakası var ya orada çok yoğun bulunuyor. Dünyaya gelen zararlı ışınları süzüyor aslında. Hı -hı. Biz onu medikal anlamda e, damardan hastanın e, kanıyla karıştırarak, eklemin içine enjeksiyon yaparak ya da dokunun içine direkten Direkt enjekte ederek uygulayabiliyoruz. Gerçekten de sağlık için çok faydalı. Kireçlenme tedavisinde zaman zaman yine böyle PRP, proloterapi tedavisi gibi eklemin çevresinden ve eklemin içerisine ozon vermek ağrılarda çok ciddi azalmaya yol açıyor. Çok ciddi bir kazanım oluyor bizim için ozon evet, tedavisi. Evet bu da güzel bir şekilde ameliyatsızca evet. çözüm sağlar. Evet. Menisküs kireçlenmeyi hızlandırır mı ya da tetikler mi? Tabii ki menisküs yırtığı. Aslında menisküs değil de menisküs yırtığı demek lazım. Çünkü hı -hı. menisküs dokunun kendisinin ismi. Hı hı. Menisküs yırtığı da o dokunun yırtılması ya da hı -hı. zedelenmesi. Şimdi menisküs yırtığı olduğunda eklemi mekaniği bozulmaya başlıyor. Bu şuna benziyor aslında. Mesela aracınızın lastiği patladığında ne yaparsınız? Ya giderseniz tamirciye, hı hı. lastiği yamarsınız ya da şişirip yolunuza biraz devam edip lastikçiye kadar değil mi? Evet. Yani devam edersiniz. Yani bizim menisküslerimiz Reti, evet tekerleğin lastiği aslında. Yani arabanın lastiği patladığında ne yapıyorsak menisküsümüzün yırtıldığında da aynısını yapmamız lazım. İskeletimiz üzerinde gösterelim mi? Çünkü çok Tabii merak ki. edilir. Menisküsü hep duyarız biz. Tabii ki. Aslında diz maketi var burada. Diz maketinde ya de gösterebiliriz. Ya da oradan evet. siz hangisi evet. uygun olacaksa sizin için. Evet. Şimdi menisküs aslında bizim uyluk kemiğimizle e, tibia kemiğin, bacağımızın alt kısmındaki kemiğin arasındaki bu mavi renkte görünen C şekilli bir doku. Hı hı. E, bu iki kemiğin birbirine sürtünmesini ve yük iletiminin doğru bir şekilde sağlanmasını sağlıyor, ona yarıyor. Hı hı. Burada oluşan bir zedelenme bu iki kemiğin arasındaki yük dağılımını bozduğu için iki hı hı. kemiğin birbirine sürtmesi, dizilimin bozulması, eklemde bir kireçlenme sürecinin hızlanmasına yol açıyor. Sebep oluyor. Tabii ki sebep oluyor. Yani o nedenle zaten menisküs yırtığı, bağ lezyonları mesela iç yan bağ, dış şamba lezyonları, eklem içerisindeki o diğer bağların tedavi edilmesi, kireçlenmenin önlenmesi erken teşhis açısından çok önemli. Çok önemli. Evet. Peki temin saydığımız tedavi yöntemleri menisküs için uygulanır mı? PRP, proloterapi. Tabii ki menisküs eklem içerisindeki kıkırdak bağ menisküs dokularının tamamındaki zedelenmelerde bu, bu tedavileri uyguluyoruz. Uyguluyoruz. Evet. Çok fazla WhatsApp sorusu geldiğinde bana evet. bildiriyorlar şu anda. Ben size soracağım yine müsaadenizle. İzleyicimiz der ki merhabalar menisküs yırtığı nedeniyle nedeniyle ameliyat olmuştum. Menisküsümü diktiler ama dizimdeki ağrı geçmedi. 43 yaşındayım. Hmm. Yani demek ki ameliyatı yani ee, olmuş ama sonuç alamaz. Evet neden? menisküsünü Alınmaz. de dikmişler. Şimdi bu çok karşılaştığımız bir şey aslında. Biz menisküsü tamir ediyoruz. Evet. Genç yaşta özellikle tamir ediyoruz. Çünkü dediğim gibi menisküs tekerleğin lastiği aslında. Lastiği alırsanız tekerlek nasıl gider? Cantın üzerinde gidersiniz değil mi? Aynı aynı şey. Yani kemiğin bir şekilde kemiğe sürtmesine neden olur. O nedenle bu menisküsleri dikiyoruz. Ama menisküsün her bölgesi dikişe uygun değil mühendis hmm, konusunda evet. Etmek gerekiyor. Evet. Yani bunu iyi tespit etmek lazım. Eğer menisküsün merkezine yakın kısmından bir dikiş atıyorsanız bu dikişin kaynamama olasılığı var. Hmm. Tabi izleyicimizin belki başka sıkıntıları da olmuştur. Onu görmek lazım ama ve mutlaka hekimine başvursun, kontrole gitsin, tedavisini yaptırsın. Aksi takdirde bu kireçlenmeye bir zemin hazırlayacaktır ve ciddi sıkıntılarla karşılaşabilir. Karşılaşır. Evet. Peki diyelim ki bir hasta menisküs ameliyatı oldu. Evet. İkincisi, üçüncüsü oluyor mu? Tabii ki hani olur. Bu Tabii. bir kereye mahsus değil diyelim ağrısı geçmedi, geldi yine ameliyat olabilir. Tabii ki. Bu tamamıyla kişinin geldi, o andaki e, muayene bulguları, MR görüntüsü, şikayetinin ne olduğuyla alakalı. Hı hı. E, o anda karar verilebilecek bir şey ama tekrardan menüsküs ikinci kez, üçüncü kez ameliyat edilebilir. Evet, ben yine bir soruyla devam etmek istiyorum. İzleyicilerimizi kırmak istemiyorum. İzleyicimiz der ki: "Annem kireçlenme nedeniyle protez ameliyatı oldu. Ben 35 yaşındayım." Benim de dizimde ağrılar başladı. Annem gibi olmak istemiyorum. Neler yapabilirim? Hmm. Evet. Ee, evet. Şimdi genetik geçişli olduğunu söylemiştik aslında. Ee, bu %100 annesinde Kireçlenme olan birinin kızında da kireçlenme olacağı anlamına gelmez. Peki 35 yaşında dizinde ağrılar başlamış. Evet, işte bu da bir bizim için bir uyarı. Evet. Demek ki kireçlenmeye yatkın bir iskelet yapısı var hanımefendinin. O nedenle mutlaka bir hekime başvursun. Şimdiden alınması gereken önlemler var. Egzersiz tedavisi çok önemli. Egzersizlerini yapsın. Kilosu fazlaysa kiloyu vermesi çok önemli. Bunun dışında bazı ilaç tedavileri oluyor. Yine böyle daha bitkisel Ağır kesicileri önermiyoruz çok fazla. Bitkisel tedavileri öneriyor, öneriyoruz. Ee, takip ettirsin kendini, röntgenlerini çektirsin, bir muayenesini yaptırsın. Yapılsın. Spor önerirsiniz tabii ki değil mi? Kireçlenmeyi tabii. önlemek adına. Tabii ki ama profesyonel anlam, anlamda çok diz eklemine fazla yük bindiren sporlar aslında kireçlenmeyi artırıyor. O nedenle e, profesyonel sporcu değilsek mesela koşu yapmak istiyoruz. Belli bir dakikayı geçmemek lazım. Yürüyüş yapmak istiyoruz. 40-45 dakika yürüyüş bir saat belki yeterli. Yani e, sporun da bir e, dozu olmalı. Çünkü eklemlerimizin üzerinde yürüyoruz. Hı hı. Yani sürekli orayı da bir istirahat süresi, oraya bir kendini toparlama süresi tanımamız lazım. Evet, şu da çok önemli tabii ki. Ders alıyoruz. Son dönemde biliyorsunuz her, herkes özel ders evet. alıyor spor. Ders veren hocanın da aslında... E, Donanımlı bir şekilde vücudu bilmesi tabii ki bir hekim gibi olamaz ama yine tedarikli olması gerekir değil mi bu konuda? Çünkü evet. sakatlanmalarda oluyor. Çok Zaman fazla zaman sayıda. gerçekten karşılaşıyoruz. Spor salonlarından çok fazla hasta geliyor. Hı hı. Bilinçsizce yüklenme oluyor. Bazen özellikle genç hocalarda oluyor. Ee... Hastın yani gelen danışanın spor yapmak Hı -hı. isteyen kişinin aslında fiziksel olarak özelliklerini iyi değerlendirmek lazım. Belli bir yaşın üzerinde belli sporları yapmak uygun olmayabilir. Hı -hı. Bunların karşılıklı olarak iyi bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Bir kere şu kıstasınız olsun. Yani siz çok fazla zorlanıyorsanız bir şey yaparken orada bir problem var demektir. Yani ağrı varsa vücudunuzda ağrı bir sinyaldir. Ağrı dur demektir. Yangın alarmı gibidir vücuttaki Hı -hı. ağrı sinyali. Yangın alarmı olduğunda ne yaparsınız? gider yangını söndürürsünüz değil mi hı hı. Alarmı kapatır mısınız Hayır yani siz bir yeriniz ağrıdığında bir sıkıntı yaşadığınızda gidip ağrı kesici alıp işte bunu önemsemeyip yangının daha büyümesine göz yummazsınız ama böyle yaparsanız yangın daha da büyür O nedenle e, ağrı size dur yapma dikkat et işte bunda bir problem var. Kendini koru diyorsa koruyacaksınız. Üstüne giderseniz tabii daha büyük şeylerle karşılaşabilirsiniz. Evet, o zaman şunu aslında iyi, iyi bir şekilde ayırt etmek gerekiyor. Ağrı değil de mesela hani zorlamadan da kas olmuyor. Zorlamadan da zayıflayamıyoruz. Zorlamadan da sporun tam etkisini göremiyoruz aslında. Ama zorladığımız şeyin ağrıya dönmemesi. Yani bu evet. o, o iki yapmak. Zorlamanın ayrım yapma... da bir dozu olmalı. Dozu olmalı. Evet. Yavaş evet. yavaş. Şimdi genç bir birey 20 yaşındaki bir kişinin zorlanma kapasitesiyle 35 yaşındaki birinin aynı olmaz. Evet. Onu iyi dengelemek lazım. Evet. Hı? İzleyicimize sormuştu ya protez dedi. Biraz evet. protez yani ameliyattan bahsedelim mi? Evet. Bu program başında bir görüntü göstermiştik Parko Vizyon'da. Oradaki röntgen görüntüsündeki hastanın Oröntgen e, evet. evet, protez görünür. Protez, evet. Evet. Yani e, son hali protez olması gerekiyor çünkü tamamıyla eklem e, yıpranmış oluyor protez e, olması gereken hastalarda özellikle gece ağrısı, hareket kısıtlılığı, hı hı. yürüyüşte mesela 200-300 metreden daha fazla ağrısız yürüyemeyen hastalarda biz e, yaşa da bakıyoruz ama e, mesela 45-50 yaşında hasta Hayatın tamamıyla zindana dönmüş artık yani kalkamıyor, gezemiyor, tekerlekli sandalyeye muhtaç kalmış. Hı hı. Ona da işte yaşlılığını bekle, 60 yaşını bekle demeden protez ameliyatı uyguluyoruz. Protez ameliyatının pek riski var mıdır? Protez ameliyatı küçük bir ameliyat değil. Ama e, az önce de bahsettiğim gibi bazı risk faktörleri değerlendirildiğinde hastanın ek hastalığı var mı? Kaç yaşında, kilosu nedir? Onun dışında tahlillerinde herhangi bir... E, bozukluk, laboratuvar testlerinde herhangi bir problem var mı yok mu ona bakmak lazım. Hı hı. E, bütün bunlar değerlendirildikten sonra hastaya protezin ne olduğunu iyi anlatılması lazım. Hı hı. Aslında protezle ilgili de ben e, size kısaca göstereyim protezin nasıl bir işlem olduğunu. Hı hı. Evet. Şimdi e, bu normal diz eklemi. Diz ekleminde tabi çok fazla kireçlenme olduğunda eklem kullanılamaz hale geliyor. Biz e, ameliyatla protez ameliyatıyla ee, bu yeşil görünen aslında protez. Hı hı. Ee, şöyle çıkarırsam kemiğe bazı kesiler uygulayarak kemiği, e, mesela bu dizin altındaki uyluk kemiği yatay bir şekilde kesip protezi bu şekilde buraya adapte ediyoruz. Evet. Ee, diğer üst kısmına da bu şekilde altıgen beşgen bir kesi yaparaktan Protezi adapte ediyoruz. Protez bu. Hı -hı. Yani az önceki tekerlek örneğinden gideceğim yine. Hı -hı. Siz şimdi tekerleği çok zedelediniz. Cantlar eğildi. Hı -hı. Tamam mı? Cantlar artık ne yapmanız lazım? Tekerleğin komple değişmesi lazım. Yani biz tekerleği değiştiriyoruz protez Hı -hı. ameliyatı yaptığımızda. Bu dizin kemiklerini kesip eklemin içerisindeki protezleri, evet, yerleştiriyoruz. protezleri yerleştiriyoruz. Yeni bir tekerlek takıyoruz. Öyle düşünün. Bu tekerlekle de yaklaşık hastalar bir 15-20 yıl kadar yaşayabiliyorlar ve ağrıda da çok ciddi oranda azalma e, tabi oluyor. Azalma oluyor. Ameliyat başarısı da çok yüksek. Yani. Protezde. Evet çok yüksek. Ama tabii hastanın çok e, iyi bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Bu ameliyatı e, herkese yapmıyoruz. Evet çok evet. iyi tetkik evet. etmek evet. gerekiyor. Bursa Hanım var hattımızda. Bir canlı bağlantımız tabii var ki. müsaadenizle. Buse Hanım merhaba. Merhaba. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür e, ederiz. Ayrıca bir e, Hocam 21 Sağ ayak bileğinde yaklaşık 4 senede kemik gibi ödemem var. Sağ ayak bileğimde. mi? tedavi gördüm. Ancak hala ağrılarım devam ediyor. Nasıl bir tedavi önerirsiniz? Sağ ayak bileğiniz mi? Evet sağ ayak bileği. Ee, kim, ne var demiştiniz? Yani rahatsızlık olarak tam duyamadım. Kemik kili ödeme var hocam. Kemik kili ödeme. Tamam. Şimdi e, 21 yaşında. Çok teşekkür ediyoruz. E, sağ, geçmiş olsun. Ayak bileğinde kemik iliği ödemi ve uzun süredir. E, ve ağrısı devam ediyor. Tabii. Kemik iliği ödemi nedir hocam? Kemik iliği ödemi eklem kıkırdağının hı hı. ve eklem kıkırdağının altındaki kemiğin beslenmesinin e, bozulmasıyla e, oluşan bir rahatsızlık aslında. E, zannederim bu Hanım'ın biraz ilerlemiş hastalığı 4 yıldır geçmediğine göre hı hı. E, bu 4 yıldır geçmeyen bir kemik iliği ödemi olmaz genelde. Ayak bileğinde mi olur ayak sadece? Ayak bileğinde olmaz, vücudun diğer bölgelerinde Öllerde de. de en çok biz kalçada avasküler nekroz şeklinde de ilerleyebiliyor. Kalçada, dizde görüyoruz. Ayak bileğinde görüyoruz. 4 yıl uzun uzun bir süre tekrardan bir değerlendirmek lazım. Bunun tedavisinde belki ameliyatsız yöntemler uygun olmayabilir. Eklem kıkırdağından başka bir bölgeden kıkırda kalıp eklem kıkırdağını nakil yapabiliyoruz ayak bileği eklemine. Böyle bir cerrahi gerekebilir kendisine. Bir an önce bir uzman hekime başvursun. Yoksa diz, ayak bileğinde kireçlenme olur. Ayak bileği kireçlenmesinin tedavi şansı daha düşüktür diz ve kalçaya göre. Ha, o yüzden evet, de, tabii, bir çünkü an ayak önce bileği Ayak bileğinde dağıtık. çünkü protez seçeneğimiz var ama Hı. ayak bileği protezleri e, istenildiği ölçüde başarılı değil. Daha Hı. kısa süreli e, yaşam ömürleri ve istediğimiz sürece sürede başarılı olmadığı için ne bir an önce tedavi ettirsin. 21 yaş çok genç. Bazen genç yaşlarda ayak bileğindeki bu rahatsızlıklarda Hı. biz ayak bileğini dondurma ameliyatları yapmak zorunda kalabiliyoruz. Neden bir bilekte olmuş ki? E, e, aynen. muhtemelen dizilim bozukluğu var ya da bir travma geçirdi e, bir düşme olabilir ani bir kaza olabilir e, belki profesyonel bir spor esnasında çünkü yaşı genç hı hı. ben ondan şüphelendim keşke sorabilseydik belki bir dansçı olabilir belki bir profesyonel bir spor ...esnasında oluşmuş olabilir. Hocam şu da sebep olur evet. mu? Ee, kadınların biliyorsunuz topuklu ayakkabı... ...biz daha evet. çok rahatsız ayakkabılar giyiyoruz... Evet, evet. ...işe giderken de şık olmak adına. Evet. Bu tetikliyor olabilir mi bu tarz rahatsızlıkları? Kesinlikle. Kireçlenmeyi kesinlikle. ya da menisküs ya da ayak bileği. Tabii bileğin, ki sadece ülke. ayak bileği değil. Ee, sonuçta bizim vücudumuz aslında bir makina. Yani öyle düşünmek lazım. Bir mekanizmaların birlikte çalışmasıyla... Yaşıyoruz biz, çok Hı -hı. fazla mekanizma var. Ayağımız da çok kompleks bir mekanizma ve yürürken ayağımızın bir sürü fazı var. Bu çok büyük bir bilim aslında. Siz e, topuklu ayakkabıyla çok fazla yükselttiğinizde bu mekanizmayı bozmuş oluyorsunuz. Hı -hı. Bu hem ayak bileğini, hem dizinizi, hem kalçanızı, hem de belinizi, boynunuza kadar bir e, dizilimde bir e, bozulmaya neden oluyor. Yani ayaktaki e, rahatsızlık aslında boyunda ortaya çıkabilir. Yani o kadar bu e, etkiler o nedenle hem ayak rahatsızlıkları, hallux valgus gibi çarpılma hı hı. parmaklarda, hem ayak bileği, hem ayakta bazı oluşan kireçlenmeler, dizde oluşması, topuklu kalçada tabii ki sebep neden olabilir. olabilir tabii ki. Yani, Uzun süreli giymek tabii ama değil ki, mi? Yani o tabii ki. O belli bir dozu olmalı. Siz e, program yapıyorsunuz tabii ki giyeceksiniz. Bir davete gidiyorsunuz tabii ki giyeceksiniz ama sürekli topuklu ayakkabı giyerseniz o yaşam... E, yani Kalitesini sağlığınızı, kalitenizi tabii yaşam şeklinizi çok kötü etkiler ilerleyen yaşlarınızda. Evet. Şimdi şunu da sormak istiyorum size. Tedavileri anlattık çok güzel. Ben çok net bir şekilde anladım. Umarım izleyicilerimiz de anlamıştır. Evet. Peki tedavi olmamak için, yani kireçlenme olmaması için neler yapmalıyız? <laughs> Evet. En başa dönelim. Evet, en başa dönelim. Kireçlenme olmaması için bir kere e, çok küçük yaşlarda yani kendi çocuklarımız için söyleyebiliriz. Beslenmeleri Yani bunu burası çok önemli. Evet, tabii beslenmelerini çok e, dengeli vermeliyiz. Yani hı hı. E, işte protein, e, mineraller, karbonhidrat ve yağların çok dengeli bir şekilde alınması lazım vücuda. Kemik sağlığı açısından özellikle kalsiyum içeren e, besinlerin çok dengeli bir şekilde alınması lazım. Spor çok önemli. Hı hı. Herkesin e, spor dediğimizde böyle saatlerce değil Her gün gün içerisinde bir yarım saat 40 dakika en fazla spor yapmak bizim için yeterli aslında hı hı. bunu bir, bir hayat. yürüyüş yeterli mi mesela? 40 Tabii ki Haftada 5 gün hı hı. 20 dakika tempolu yürüyüş aslında kalp sağlığı için yeterlidir hı. ya bunun e, bir miktar daha fazlasını yapabilirsiniz ama profesyonel şekilde yapıyorsanız, çok fazla yapıyorsanız bu tabii ki belli bir şeyden sonra zarar vermeye başlar. Hı hı. E, onun dışında kilo almamak çok önemli, egzersizin hayatımızın içinde olması çok önemli, e, kendimizi korumamız çok önemli. Az önce bahsettiğiniz topuklu ayakkabıdır. Dikkatli ...yürürken etmek. evet koşarken bir yerden çok yüksek bir yerden atlamayın mesela. Çocuklar oynarken hani onu şey yapmak lazım. Yüksek yerlerden atlamak işte çok zorlayıcı şeyler. Bunlar tabii ki küçük yaşlarda bile hı hı. zarar vermeye başlıyor kendimizle ilgili çalışma ortamlarımızda iş yerimizde zaman zaman kalkıp bir germe egzersizi yapmak çok faydalı olabilir. Beslenmemiz çok önemli dediğim gibi. Hı hı. E çalışma koşullarımızı ona göre ayarlamalıyız. Ağır işler yapıyor olabiliriz, markette çalışıyor olabilirsiniz. Ama bir yükün bir kaldırılma prensibi var. Siz hı hı. dizlerinizi bükmeden direkt yerden alıp bir şeyi çok ağır bir o şey zaman kaldırırsanız beliniz sakatlanır. Mi? Bunlara dikkat ederseniz hayatınız boyunca genetik faktörlerde yani genetik olarak yatkınlığınız olsa bile kireçlenme rahatsızlığından mümkün olduğunca korunmanız mümkündür. Evet. Ameliyatsız tedavi yöntemlerindeki komplikasyonlarla devam edeceğiz ama şimdi kısa bir aramız var hocam. Tamam. Efendim şimdi reklamları izliyoruz sonrasında ameliyatsız tedavi yöntemleriyle buradayız. Evet efendim. Ameliyatsız tedavi yöntemlerindeki başarı oranı sor soruyorum şimdi konumuza. Evet. Hocam nedir başarı oranı? Başarı oranı doğru hasta seçimine bağlıdır aslında. Hastanın bunu iyi de algılaması gerekiyor. Çünkü bazen yaptığımız uygulamalarda hasta bunun bir mucize olduğunu düşünüyor. Ama hastaya bu çok doğru bir şekilde anlatılırsa hı hı. ameliyatsız tedavi yöntemleriyle özellikle son dönemde tıbbın ilerlemesiyle gerçekten çok başarılı sonuçlar alıyoruz biz. Teknolojinin gelişmesiyle başarılı sonuçlar Kesinlikle. alıyoruz. Ne güzel bizlerinde yüzü gülüyor. Kesinlikle. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Aydın Arslan. Çok teşekkür ediyorum güzel. hocam geldiğiniz için. Bu kıymetli bilgileri bizimle paylaştınız. Ağzınıza ayağınıza sağlık diyorum. Rica ederim. Yine bekliyorum sizi programımıza. Daha uzun detaylı diğer tedavi yöntemleri ve diğer rahatsızlıklarla Peki da konuşacağım. Çok güzel anlattınız çünkü. Rica ederim. Efendim bu cumartesi bizden bu kadar. Haftaya cumartesi tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.